Evet canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlarım. AYT konu anlatım kampımızda bugün sizlerle birlikte logaritmanın dördüncü dersini işleyeceğiz. Ve kısa bir ders olacağını söyleyebilirim. Kısa bir ders ama çoğu matematik konusunda özellikle fonksiyonların tersini alırken size farklı bir ufuk da açacak arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonlarda, üstel fonksiyonlarda, logaritma fonksiyonunda ve daha birçok polinom fonksiyonlarda sevgili arkadaşlarım ufkunuzu genişletecek bir ters alma yöntemi göstereceğiz. Burada umarım sizler için en iyisi olmuştur. Umarım sizler için faydalı olacaktır. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi dersimize geçelim. Buyurun. Evet öncelikle gençler logaritmik ya da üstel fonksiyonların tersini aşağıda gösterdiğim yöntemlerle alabiliriz diyoruz. Az önce trigonometriden bahsettim. Trigonometrik fonksiyonlardan veya polinom fonksiyonlardan bahsetmiştim. Peki burada neden hocam sadece logaritmik ve üstel fonksiyon diyor? Hocam logaritma anlatıyoruz değil mi? Logaritma kitabından logaritma anlatıyoruz. Logaritmik ve üstel fonksiyonların tersini alırken bak şimdi. Burada logaritma 2 tabanında x eksi 7 bölü 3'ümüz var değil mi? İyi dinliyorsun. F'in tersini bulacağız. Öncelikle fx içinde x değişkenine uygulanan işlemleri sırasıyla yazacağız. Yani ne demek? x'ten mesela önce burada gördüğünüz üzere ilk olarak ilk işlem 7 çıkarılmış. Daha sonrasında bu bulunan sonuç 3'e bölünmüş. Ve daha sonrasında da bu ifadenin 2 tabanında logaritma alınmış. Şimdi ters yöne ilerleyip Tüm işlemlerinde anti işlemlerin Tamam anti işlemler Yani ne demek 2 tabanında logaritma almanın tersi 2 tabanında üs almaktır 3'e bölmenin tersi 3 ile çarpmaktır ve 7 çıkarmanın tersi 7 eklemektir Böylelikle ben 2 tabanında üs alacaksam 2 üzeri x yapar derim 3'e bölmüşse bunu 3 ile çarparım 7 çıkarmışsa buna 7 eklerim ve karşıma çıkan sonuç F'in tersinde X oldu. Aynen buradaki gibi. İşte bu kadar dedik ve sıradaki örnek de sizin dedik. Aslında ben şöyle arkama yaslanıp da sizler kendiniz mi yapsanız arkadaşlar? İsterseniz bir yapın tamam. Ve ben daha sonrasında videoyu şu an durdurun. Durdurduysanız ve devam ediyorsanız artık ben size buradaki örnekleri de çözeyim. Örnek 40. Biraz da şöyle yaklaşalım. Örnek 40'ı çözelim. Şimdi burada bu fonksiyonun tersini bulacaksam ben adım adım yazacağım. 1. Önce x'i 2 ile çarpmış. 2 ile çarpmış. Daha sonrasında ikinci adımda 1 çıkardığını görüyoruz. 1 çıkar dedim. Üçüncü adımda 6 tabanında logaritma almış. Logaritma almış ve dördüncü adımda son olarak bunu 3 ile çarpmış. En son bulduğu ifadeyi 3'ü de çarpmış. Şimdi ben ne yapacağım? Tersten gideceğim ve bütün işlemlerinde anti işlemlerini uygulayacağım. 3 ile çarpmanın tersi nedir? E bölmektir. 6 tabanında logaritma almanın tersi bunu 6'nın kuvveti olarak yazmaktır. Yani 6 tabanında üs almak. 1 çıkarmanın tersi 1 eklemektir ve 2 ile çarpmanın tersi de 2'ye bölmektir. İşte arkadaşlar elimizde en son kalan ifade f'in tersinde x olur diyeceğiz. Bu kadar basit. 41. örneğimize de bakalım. Diyor ki logaritma x bölü 6 artı 2 bölü 3'ün karesi bu fonksiyonun tersini bul. Öncelikle x ne yapılmış? 6'ya bölünmüş. 1, 6'ya böl. Daha sonra sevgili arkadaşlar 2 eklediğini görüyorum. İkinci adımda 2 eklemiş. Üçüncü adımda 3'e bölmüş. Bu arada özür dilerim. 3. adım 3'e bölmek değil. Şu ifadeyi bulduktan sonra logaritmasını almış değil mi? Hadi 3. adımda logaritma almış. Ve daha sonrasında 4'te 3'e bölmüş. Ve son olarak 5. adımda karesi alınmış. Kare al. Şimdi tersten başlayacağız dedik şu tarafa doğru. Ve bütün işlemlerin anti işlemlerini Karesini almanın tersi kare kökünü almaktır. Dolayısıyla ben x'in kare kökünü alarak başladım. 3'e bölmenin tersi 3 ile çarpmaktır. Logaritma almış ama kaç tabanında? 10 tabanında. Demek ki ben bunu onun kuvvetine yazacağım. 10 tabanında üst alacağım. 2 ekle demiş ben 2 çıkaracağım. 6'ya böl demiş ve tabii ki bulduğum ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? 6 ile çarpacağız. Bu da bize f'in tersinde x'i vermiş olacak. 42. örneğimize bakıyoruz. 7 çarpı karekök içerisinde 2 üzeri x eksi 3. 1. Önce 3 çıkarmış. 3 çıkarmış. Daha sonrasında ikinci adımda gençler 2 tabanında üs almış. 2 tabanında. Bu sefer 2 tabanında üs almış. Yani ben bunun tersini alırken ne yapacağım? Logaritmasını alacağım. Üçüncü olarak karekök almış. Karekök al dedim. Dördüncü adımda da gençler 7 ile çarpmış. 7 ile çarp dedim. Şimdi ne yapacağım? Tersten başlayacağım ve bütün işlemlerin anti işlem yapacağım. 7 ile çarpmanın tersi 7'ye bölmektir. X bölü 7 dedim. Karekök almanın tersi bunun karesini almaktır. 2 tabanında üs almak bunun tersi 2 tabanında logaritma almaktır. Ve 3 çıkarmanın tersi de tabii ki 3 eklemektir. İşte tersinde x fonksiyonu karşımızda sevgili gençler. 43. örneğimize de bakalım sizinle birlikte. Diyor ki 3 tabanında logaritma 3 tabanında 2 üzeri 2 artı 5 bunun tersini bul. 1. tabanında üs almış önce, üs almış. Daha sonrasında ikinci işlem 5 eklemiş. Ve üçüncü işlem bunu yaptıktan sonra 3 tabanında logaritma aldığını görüyoruz. Şimdi ne yapacaktık? Tersten başlayıp bütün işlemlerin anti işlemlerini uygulayacağız. 3 tabanında üst almanın tersi 3'ün ikisinci kuvvetini almaktır. 5 eklemenin tersi 5 çıkarmaktır arkadaşlar. Daha sonrasında bu bulduğu ifadeyi de 2 tabanında üst almanın tersi tabii ki 2 tabanında logaritmi almaktır. İşte arkadaşlarım f'in tersinde x bu kadar basit biçimde bulunabilirdi. Umarım faydası oluyordur. Yani bütün bu işlemleri sana faydası olsun diye gösteriyoruz. Senin çıkarına bunlar. Umarım izliyorsundur ve izledikçe de sevgili arkadaşlarım bir şeyler öğreniyorsunuzdur. 44. örneğimize de bakıyoruz. fx eşittir 3 bölü 2 çarpı 2 üzeri x küp eksi 5 fonksiyonunun tersini bul demiş. Birinci işlem burada ne yapılmış? Küp almış bak. X'in küpünü almış. Küp al dedim. İkinci işlem bundan 5 çıkarmış. Üçüncü işlem bu bulduğu sonucu iki tabanında üs olarak yazmış. İki tabanında üs al. Yes. Dördüncü işlem. Dördüncü işlem. 3 bölü 2 ile 3 bölü 2 ile çarpmış. Ben 3 bölü 2'ye böleceğim o zaman. Ya da 2 bölü 3 ile çarpacağım. Evet. Tersten başlıyorum. Ve bütün işlemleri de anti işlemle yazıyorum. 3 bölü 2 ile çarpmak yerine 3 bölü 2'ye böleceğim. Yani 2 bölü 3 ile çarpmakla aynı şeydi. Dolayısıyla 2x bölü 3 dedim. 2 bölü 3 ile çarpmış oldum. İki tabanında üs almanın tersi iki tabanında logaritma almaktı. Bunun iki tabanında logaritmasını aldım. 5 çıkar bunun tersi 5 eklemek olur. Küp al demişti. Ben bunun tabii ki küp kökünü alacağım. Ve sonuç olarak f'in tersinde x'i bulmuş olacağım. Evet arkadaşlarım dedim ya kısa bir ders olacak ve bu kısa dersin sonunda da trilyon tane bilgi öğreneceğiz. Trilyon tane bilgiye değer bir bilgi öğreneceğiz. Arkadaşlar, logaritmik fonksiyonların ve üstel fonksiyonların terslerini bu şekilde basit biçimde alabiliriz demiştim. Basit biçimde de aldığımızı düşünüyorum. İşlerini bayağı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Ee, neden bu şekilde düşünüyorum? Çünkü ben öğrenciyken, öğrenciyken fonksiyonların tersini bu şekilde almıyorduk. Ee, normal müfredatta öğretildiği gibi alıyorduk ve bundan kaynaklı da bazen zorluklar yaşayabiliyordum. Ee, bu yöntemi öğrendikten sonra bunu düşündüm açıkçası. Hani biz amele miymişiz diye düşündüm. Bunu diğer öğrencilerin de bilmesi gerekiyor. Bunu tüm öğrencilerimin bilmesi gerekiyor diye bu şekilde kitabıma da sevgili arkadaşlar bu tarz örnekler koydum ve bu tarz örnekler üzerinden size bunları anlatmaya gayret gösterdim. Umarım sizin için de yararı olmuştur. Evet gençler sonraki videomuzda üstel ve logaritmik denklemlerin çözümünü işleyeceğiz ki artık bu neyin habercisi Logaritmanın sonlarına doğru yaklaştığımızın habercisi. E, logaritma değil sadece diğer sevgili arkadaşlar. Konularda da matematikte aslında örgü budur. Konuların örgüsü budur. Basit eşitsizlik işleriz. E, veya işte mutlak değer işleriz. Konunun sonunda mutlak değerli denklemler vardır. üslü sayılar işleriz. Konunun sonunda üslü denklemler vardır. Köklü ifadeler işleriz. Konunun sonunda köklü denklemler vardır. Trigonometri işledik ve konunun en sonunda trigonometrik denklemler vardı biliyorsunuz. Yani matematikteki konular müfredatta genel itibariyle denklemlerle bitirilir. O konunu, o konuma, o konuya özgü konuşamadım. O konuya özgü denklemlerle bitirilir. Ve üstel ve logaritmik denklemlerin çözümü diye bir başlık gördüysek, eğer hayırlı uğurlu olsun demek ki konunun sonunda habercisi oluyor bu konu. Ve logaritmik denklemlerin çözümü konusunda o derste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum tabii ki. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.